Merhaba arkadaşlar. Yine bir çevre düzenlemesi yapıyoruz arkadaşlar. Bahçe duvarı çekecekler. O yüzden arsanın dış en son kesimlerini kesiyoruz. Biraz da yüksek bir yerdeyim bayağı. İşte paletli olsa arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Paletin burnu dışarıya boşa çıksa ne olacak? Lastikle de işte bastığı nokta belli olduğu için, ayakların bıçağın bastığı nokta belli olduğu için böyle yerlerde makineyi zorlatmadan, çok yüke bindirmeden, bir de çalıştığım yer hem derin hem de o tarafa doğru meyilli arkadaşlar. Burada fazla makineyi yüke bindirirsek hem makine kendini o tarafa çeker hem de bastığı noktalar az olduğu için orayı patlatma şey çok olur. Ama palette de öyle değil. Çok geniş bastığı için paletin burnunu mesela burada dikine yanaştığınız zaman şunu şeyden aşağıya sorun olmaz. Paletler geniş bastığı için. Ama lastikli de buna dikkat etmek gerekiyor. Yani şimdi hemen burada aldır güldür işi olmaz. Çok dikkatli davranmak lazım. Makineye aşırı yük vermemek lazım. Yoksa Allah göstermesin, tehlikeli sonuçları olur arkadaşlar. Fark ederseniz makineyi fazla yüke girmek için zorlamıyorum arkadaşlar. Çünkü neden? Bakın şu ayağı bastığı yeri görüyor musunuz? Şöyle şey yapayım, bak kenara 1 metre kadar bir yerde arkadaşlar, aşağıda 4 metre falan diyelim. Burayı hemen patlatıp makineye aşağı kaymasına sebep olabilir arkadaşlar. O yüzden mümkün olduğunca makineye fazla yük vermeden işimi yapmaya çalışıyorum. Yerlerde lastikli eskavatörü kaydırdığınız zaman işiniz çok zor olur arkadaşlar. Yani kontrolsüzden çıkarsa Allah göstermesin kötü sonuçlar olur yani. O yüzden lastikli eskavatör kullanacak arkadaşlarım. Çok aşırı dikkatli olmak lazım. Yani şimdi bir yerde işe iyi hükmetmek ayrı bir şey. Aşırı güven ayrı bir şey arkadaşlar. Aşırı güven de başımıza bela açar. Yani aşırı güvenmek, ben bu işi gözü yumulu yaparım demek de insanın başına umulmadık şeyler açabilir yani. Şimdi kendine güvenmek iyi bir şey ama aşırısı da zararlı. Kendine çok güvendiğin zaman da işi önemsemezsin. Ben bu işi rahat yaparım, gözüm kapalı yaparım dersin, o zaman dikkatin azalır. Güvenin kendine bu arada fazla geldiği için haliyle biraz işi ciddiye almasın. O da daha tehlikeli arkadaşlar. Acemilikten daha tehlikeli, inanın. O yüzden her işin önemine dikkat edin arkadaşlar. Yani bir işi basit görmeyin. Bu iş çok basit. Bunun riski yok. Bu işte kolay. Böyle görmeyin yani. Her işe gereken önemi gösterin ki sonuçta mahcup edecek durumlara düşmeyin. Her işte öyle gerçi ama bu işte de arkadaşlar kendinizi itibarını düşürmeyin işinizde. Acele etmek, yok seyreden birine hava atacağım diye aceleci davranmak, çabuk davranmak, bunlar size götürüsü olan şeyler arkadaşlar, getirisi olmaz. O an için belki yaptığınız şey göze hoş görülebilir ama o hani çekirge bir zıplarsın iki zıplarsın hikayesi var ya, onun gibi olur arkadaşlar. En zor işleri yaparsın, dikkatini verirsin,
saatlerce yemek gösterirsin ama işte bir işi önemsemezsin, basit dersin. Önemsemediğin için bir hata yaparsın, hiç olmayacak bir hata yaparsın. Yazık olur. Senin bütün emeklerini boşa götürür. O yüzden her işe gereken önemi vermek lazım. Yani işe hafif almamak lazım. Malum işte, bak toprağın üstünde çalışıyoruz, ne olacağı belli olmaz. Toprak bu, kayabilir. Makine yan gelebilir, duvar göçebilir, yani her şey olabilir arkadaşlar. Bunları bütün göz önünde bulundurmak lazım. Yani işimizi gayet ciddiyim. Millete gösteriş yapmak için değil de olması gereken şekilde, en sağlıklı olması gereken şekilde. Önce canınız, sonra makina, sonra iş arkadaşları. En önemli can. Her şey yerine gelir. Siz kaza yapsanız, Allah göstermesin, canınızdan olsanız bu iş kalmaz. Başka bir makine gelir. Başka bir hafriyatçı gelir. Birileri yapar bu işi, bu iş yerinde kalmaz ama sizin canınıza bir şey olsa bunun telafisi yok. O yüzden önemli olan şey can. Önce can güvenliği, sonra makinenin güvenliği, sonra iş arkadaşlar. Önem derecesine göre. Hiçbir iş yapmadan kalmamıştı. Her iş yapılmıştı bu zamana kadar ama hani olur, 2 saatte yapılacağına 1 saatte yapılır, yapılır. 1 saatte yapılacağına 5 saatte yapılır, yapılır, kalmaz. Ama can geri gelmez arkadaşlar. Fazla uzatmayalım arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.